yaptığınız işe anlam veriyorsanız. 8-9 yıla mahsus bir değil. Bu hani olağanüstü bir kabiliyet de şey anlamda söylemiyorum. İç barışı, iç huzurunuz anlamında söylüyorum. Eğer sizi yaratan, sizi bir problemi görme gücü vermişse, onu çözme gücü de vermiştir. Elinizden geleni yaparsınız, sonra da tevekkül edersiniz. İç huzurunuzu size sağlayan şey bu. Şundan emin olamazsanız, olamadığım anlarda gerilim duyarım. O dışarıdaki probleme kendi iç dünyamdaki değerler açısından yaklaşmamadığımı düşünüyorsam veya gereğini yapamadığımı düşünüyorsam, daha fazla gücüm var da bunu devreye sokamadım diye düşünüyorsanız, o bir iç huzursuzluk doğuruyor. Zaten o zaman sizler fark etmiyorsunuz belki, hani kamuoyunda öyle görünmüyoruz ama geceler uykumuz kaçıyor. Efendim niye daha fazlasını yapamadık veya şunu yapabilir miydik diye düşünmek, bu muhasebeyi yapmak insana olağanüstü bir, o da bir şey veriyor, sorgulama hali. İç huzursuzluğa. O bizim yaşadığımız bir şey. O hesabı kendimiz öz eleştiriyi ve uç sorgulamayı yaşamazsak, o zaman yaptığımız her şeyin doğru olduğunu zannederiz. Ama bunu dışarı yansıtmamızın bir anlamı yok. Dışarı yansıtmamız gereken o iç huzurumuzun, esas itibariyle duruşumuzun ve tutumumuzun doğru olduğuna dair olan iç huzurun dışarı yansıması. Şimdi bu açıdan muhataplarınıza verdiğiniz intiba da önemli. Yani birçok arabuluculuk görüşmesinde bulunur. Eğer siz kendiniz doğru olanı yaptığınıza inanmazsanız, karşı tarafı barışın içine çekemezsiniz. Evet. Bu İran nükleer görüşmeleri sürerken gazeteci dostum şunu söyledi. Ya bu ulaşılması mümkün olmayan bir şey. Çok çalışıyorsunuz ama yani hayal. Mümkün değil. Ama siz inanıyor gözüküyorsunuz. Dedim ki ben eğer inanmıyorum, inanmazsam başkası inandıramam. Yani hem gidip bir barış teklifinde bulunacaksınız taraflar ama kendiniz ona inanmayacaksınız. Veya o güven içinde olmayacaksınız. Karşı taraf sizde, yüzünüzde, ifadelerinizde bir itminan hissi, bir güven hissi duyarsa inanmaya başlar. Hissederse inanmaya başlar. O bakımdan bunu bir müzakere veya bir diplomatik teknik olarak da ben doğru görürüm. 18 saat mi sürmüştü o İran? 18 saat sonunda bir şey hasıl oldu. Hiç umutsuzluğa düştünüz olmuyor mu peki? Yani bir yerde çok derin bir kriz. İnsanlar ölüyor. Mesela şimdi ben açık söyleyeyim. Bunu kamuoyunda da çok da şey olduğu için Irak Savaşı sonrasında yani Irak'ın savaşın öncesi ve sonrasında yaşadığımız mezhep çatışmaları sürecinde yaşadığımız gerilim ve orada bazen 2006 yılında, 2005 yılında çatışmalar yoğunlaştığında büyük bir baskı hissediyorsunuz üzerinizde. Burada çatışan kardeşleriniz arasında ne yapabilirsiniz diye. Ondan sonra belki de en yoğun psikolojik sorumluluk hissini Libya Savaşı'nda yaşadık. Yani Libya'daki şu anda süren durum bir taraftan bir kendi halkına karşı son derece ağır şiddet yöntemleri uygulayan ve dolayısıyla ona sahip çıkmak durumunda olduğunuz o yönetime karşı halkın beklentilerini, taleplerini dile getirme, onların gerçekleşmesi çaba sarf etme zorunluluğu. Diğer taraftan o ülkenin dış bir müdahaleyle bölünmesi riski ve onun doğurabileceği şeyler. Bu tabii insanda keşke daha fazlasını yapabilsek ve bu kanı durdurabilsek. Keşke kardeşlerimiz arasında daha barışçıl şekilde işleyen bir yöntem bulabilsek. Bunun baskısını yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Hani umutsuzluğa kapılmak anlamında değil ama o anda sizin çok önem verdiğiniz değerler arasında bir uyum sağlama ve doğruyu yapma, ahlaki olarak, tarihi olarak, siyasi olarak doğruyu yapma konusunda yoğun bir psikolojik baskı hissettiğiniz anlar oluyor. Ama umutsuzluk bizim dünyamızda yok. Peki. Şimdi bu konulara Libya, Suriye daha sonra ikinci bölümde tekrar gelmek istiyorum ama önce biraz da Konya'yı konuşalım. Tam arkanızda Mevlana Türbesi var. Siz böyle tarihle hemhal olmuş bir isimsiniz, bir entelektüelsiniz aynı zamanda tarih felsefesiyle. Şimdi Konya deyince sadece Mevlana yok, işte bir medeniyet şehri, Selçuklu'nun başkenti, Anadolu Selçuklu Devleti'nin, Alaaddin Keykubatlar vesaire. Sizin için Konya ne ifade ediyor? Mesela neden İstanbul'dan aday olmadınız? Daha çok ömrünüzün önemli bir kısmını İstanbul'da
geçirdiniz. Neden Konya'yı seçtiniz? Ne anlam ifade ediyor Konya sizin için? Şimdi ben şehir tarihçiliği de okuttum biliyorsunuz üniversitede ve şehirlerin tarihte mekanlara yükledikleri anlamlar ve sahip oldukları konum hep zihnimi meşgul etmiş bir sorundur, bir meseledir. Yani Medine şehrinin Hazreti Peygamber'le birlikte yaşadığı değişim sonrası birçok şehre ilham vermiştir. Yani eğer Medine dönemi, Hazreti Peygamber'in Medine dönemi olmamış olsa, Buhara'yı, Marrakeş'i şehir halinde ve Medine ile şehir de biliyorsunuz zamanla aynı anlama gelir, dönüştürmek mümkün olmazdı. Şimdi böyle eksen şehirler var, böyle de bir makalem var, eksen şehirler diye. Bu Batı'da, Avrupa kültürü içinde, Roma için, Atina için, bunlar da kendi benzerlerini oluşturan model şehirlerdir. Şimdi bu açıdan bakıldığında bizim köklü tarihimizin ve bir anlamda o uzun tarih yürüyüşe ağırlık koyduğumuz dönemin ilk habercisi olan baş şehrimiz, bu topraklardaki baş şehrimiz Konya'dır. Yani Konya sadece hani bulunduğu coğrafyada ve taşı dönem anlamında değil, bir uzun böyle 2-3 asır süren bir uzun yolculuğun, bir serüvenin, Türklerin İslam'la buluşması ve şereflenmesi, onun paralelinde yaşadıkları uzun göçler, gelip Anadolu, Mezopotamya'da, İran'da kaynaşmalar, Anadolu kültürüyle kaynaşması, bütün bu tarihi harmanın ortaya koyduğu bir şehir Konya. Ve bu anlamda da daha sonra tekrarları yaşanan bir şehir. Yani Konya burada bu tarihi harmanda oluştuğu için Balkan şehirleri buradan göçen, buralardan göçenlerin torunları tarafından inşa edildi. İstanbul'da bir eksen, büyük bir eksen şehir. Evet. İstanbul bu anlamda birçok imparatorla başşehirlik yapmış bir şehir. 3 imparatorla en azından. Ama rolleri oynadıkları roller itibariyle Konya ile alternatif roller değil. Yani Selçuklu'nun başşehri olan Konya ile Osmanlı'nın başşehri olan İstanbul bir tarihi süreklilik içinde gelişirler. Ben onun için hiçbir zaman Konya ile İstanbul ikilemi yaşamadım. Konya'da doğdum. Doğduğum köy Toroslar'da bir işte Taşkent. Senin de bildiğin Taşkent'te Davutlar evinde kış odasında hiç ışık almayan kış odasında dünyaya gelmişim. Hala o odayı biliyorum, hala duran bir oda. İşte Konya'yı daha sonraki dönemlerde geliştiğim ve içinde bulunduğum şekilde yakınından tanıdım ve o kültürün, bütün bu Selçuklu Havzası'nın, Konya'nın kültürünü özümsedim. Sonra İstanbul'da eğitimimi gördüm, orada yaşadım. İstanbul bu anlamda benim için bir insanın aşık olmaması mümkün olmayan bir şehirdir. Ben bir Konya aşığı olduğum kadar İstanbul aşığıyım da. İstanbul'un bu anlamda dünya, insanlık tarihinde taşıdığı şey çok büyüktür. İstanbul'a hizmet etmek de büyük bir şereftir. Konya'ya hizmet etmek de büyük bir şeref. Ben bunları hayatımın değişik aşamalarında doya doya yaşadığım iki mekan kültürü olarak görüyorum. Birini diğerinin karşısına koymuyorum. Ama böyle bir şerefli görev bana tevdi edildiğinde doğrusu Konya'yı tercih etmeyi daha doğru gördüm. Bu İstanbul'a anlam katmamak değil, Konya'ya yüklediğim anlamın ruh dünyamdaki yoğunluğuyla ilgili bir şey. Rahmetli babamdan, dedemden bir şeye kadar hepsinin de arzusunun bu yönde olacağını doğrusu. Bir anda insan onu da düşünür. Oraları da şey yaptınız. Tabii tabii yani. Onu da düşünür. Eğer gerçekten de birçok şeyimi, her şeyimi ve bu bilincimi en önemlisi. Birçok şeyi başkalarından önemlisiniz ama insan şuurunu, insani vasıflarını ve tarih bilincini aile ortamında babasından, annesinden, babaannesinden, dedesinden, o kültür içinde alır. Bu anlamda bu bilinci borçlu olduğum bir insan olarak babam yaşasaydı ve ben ona sorsaydım bu tercihimin neresi olması doğru olur diye de düşündüm. Emin Konya derler, kesinlikle. Kesinlikle Konya derdi.
Ve şimdi bile her zaman keşke babam sağ olsaydı, keşke bu anlamda takdiri sorgulamak anlamında değil ama veya bir danışsaydım bu konuyu diye düşünür ve bazen kendimi onun yerine koyar. Böyle derdi. Böyle evet. Tabii bunların hepsini, muhasebesini yapıyorsunuz. Hizmetin her türlüsü güzel. Konya'ya hizmet etmekte, İstanbul'a, Ankara'ya, bütün Türkiye'ye, Ankara'da Hacı Bayram'ın diyarıdır. Evet. Cumhuriyetimizin başşehri. Bunların hepsi nereye? Önemli olan o hizmetin mahiyeti ve nihai olarak ulaşmak istediği hedef. Allah mahcup etmesin, sorumuza hayır eylesin. Amin. Şimdi Konyalılar hep şeydir siyasette, Konya'da bir bakanı olsun, olması lazım derler. Siz tabii sonradan da olsa şu anda Konya'yı bakan olarak temsil ediyorsunuz. Şimdi bu 6 hafta içerisinde ilçeler dışında merkezde de herhalde mitingler yapacaksınız. Buradan yani Konya'ya nasıl bir şey katacaksınız? Yani Konya'daki katkınız ne olacak? Yerel bazda yerel sorunları anlamında biraz da kastediyorum. Şimdi Konya her zaman yine vurguladım. Konya vekil, bakan olunmaz, hizmetkar olunur. Ve bu hizmetin bugün konumu bakanlıktır, vekilliktir. Yarın hocalıktır, başka gün başka bir şey. Ama Konya'ya bu anlamda hizmet etmek bir tarihe, bir bütün bir insanlık birikimine hizmet etmenin bir parçası. Onun için Konya'nın o köklü birikimini su yüzüne, insanlığın gündemine getirmemiz lazım. Yani Konya'yı farklı kılan, yani herhangi bir, bütün şehirlerimiz güzeldir. Bütün şehirlerimizde bizden izler vardır. Ama şu soruyu sormamız gerekiyor. Konya'yı farklı kılan ne? Nedir? Evet. Şimdi Konya'yı farklı kılan bir o tarihi arka planı ve oluşturduğu kültür ortamı. Onun için Konya'yı bizim sadece Türkiye'de ve çevre bölgelerde bilinen bir kültür şehri, bir maneviyat şehri olmanın ötesinde küresel anlamda ismiyle birçok şeylerin aynı anda çağrıştırıldığı bir mekan olarak tanıtmamız lazım. Yani Kudüs dediğinizde nasıl abi zihninizde birçok şey yankılanır. Bir Budist için Katmandu dediğinizde bir şey, yani bir genel bir şey anlanır veya Roma dediğinizde. Konya'mızın bu arka plan itibariyle böyle bir çağrışımlar silsilesi oluşturacak bir ikimi var. Eksik bir, olan ne orada? Ben yani? Bir kez başkent olmuş bir şehrin sıradanlaşması mümkün değil derken kastettiğim bu. Şimdiye kadar çok güzel çalışmalar yapıldı. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, hükümetimizin çalışmaları çok, Konya gerçekten ayrıca Konya iç dinamizmi de dün sivil toplum kuruluşlarıyla beraberdik. Çok köklü bir sivil toplum geleneği var. Dolayısıyla o gelenekle de Konya zaten kendisi fokurdayan, tabiri caizse hareket halinde olan bir kültür ortamı. Ve bu çok olumlu bir şey. Şimdi bizim bütün bu pozitif unsurları bir araya getirip daha ileri bir düzeye taşımamız lazım. Yani sıfır noktasından başlıyor değiliz. Anladım. Son daha önceki dönemlerde de çok şeyler yapıldı. Ama son 8 yıl içinde Konya, Sayın Başbakanımızın kendi ifadesiyle kendisini de Konyalı bir bakan, başbakan olarak takdim etmiştir her zaman. Ben sizi temsil ediyorum demiştir. Onun da vizyonuyla önemli mega projelere imzalar atıyor. İşte hızlı tren, mavi tünel ve birçok başka hizmet alanı. Hızlı tren geliyor değil mi Mayıs'ta? İnşallah. Bugün sabah yerel basın mensuplarımızla da, Konyalı hemşehrilerimizle de sohbet ettik. Konya'nın bu kültürel kimliğini üniversitelerle tahkim etmemiz, burayı bir ilim irfan merkezi haline getirmemiz, bütün dünyanın tanıdığı bir kültür merkezi haline dönüşmemiz lazım. Yine baktığımızda öyle bir coğrafya, öyle bir mekan ki Konya, şöyle bir şeyimizi, ufkumuzu geniş tutalım. Anadolu'daki değişik kültür ve ekonomi havzaların merkezinde Konya. Hatta bizim kültür dünyamızın, tarih hinterlandımızı diyelim Kaşgar'dan Saraybosna'ya, Yemen'den Kazan'a kadar şöyle bir
odak bulmuş.